Anlaşıldı. Sen baş edemeyeceksin bu kız kurusuyla. Görümcen nasıl korunmasını aldı hemen gördün mü? Gitmiyor bak. Kardeşinin yokluğunda ona vekalet edecek. Olur ya matmazeli boğarız falan. Keser misin lütfen? Kapandılar şimdi seni çekiştiriyorlar birbirlerine. Basitlik diz boyu. Hayret valla. Ya herkes matmazelin yörüngesine girmiş. Fır dönüyorlar etrafında. Al işte. Bak dedim ben. Rahat rahat dedikodunu yapabilmek için birlikte yürüyüşe çıkmışlar. Karşındaki cephe gittikçe kalabalıklaşıyor Bihter. Sen hala sesin çıkarma olur mu? Anne yeter lütfen. Ya niye söylemedin Adnan'ı? Söyleseydin bu kadın şimdi dönmemek üzere gidiyor olacaktı. Geri götür, içmeyeceğiz. Nasıl söyleyecektim Adnan'a? Nereden biliyorsun deyince ne cevap verecektim? Benim annemin eli uzun, evdeki her yeri karıştırıyor. Kilitli çekmecelerden insanların özel eşyalarını çalıyor mu diyecektim? Annem hırsız mı diyecektim? Evde teşkilat kurmuş, gizli belgeleri çıkarıyor, fotokopilerini alıyor mu diyecektim? Küçüldükçe küçülecek miydim karşısında? Bunu söylemenin bin tane yolu var. İlle de mektubu göstermen şart değildi. Ama neyse, söylemek istemiyorsan söyleme. Ama dostunu, düşmanını iyi tanı. Benim hayat tecrübemi de sakın yabana atma. Sakın. Buyurun efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi, için kahvenizi. Ne zaman hatırınızı sorsam, her şey çok iyi gidiyormuş gibi anlatıyorsunuz Deniz. Hep evde huzursuzluklar yaşandığını biliyorum. Lütfen bu kez açık açık anlatın bana. Belki elimden bir şey gelmez. Belki bir şeyleri değiştirmeye muktedir değilim ama en azından onları tanımam gerektiği gibi tanırım. Firdevs Hanım da Bihter'i kastettiğimi biliyorsunuz. Bu konu tamamıyla benimle ilgili. Ben bir gün çok özel bir şeyler yazdım bir kağıda. Öfkeyle. Hırçın. Ama çok sahiciydi duygularım. Bir daha bu cesaretle itiraf edemeyeceğim kadar gerçekti. Yırtıp atmak istedim. Ama yapamadım. Sadece kendime sırdaş olup bir kuyuya fısıldar gibi sakladım bir defterin arasında. Saçma. Ama tamamen benimdi. Odamdaki bir kutuda kilit altındaydı. Evet. Bugün kahvaltıda Bihter Hanım o satırları okuduğunu belirten cümleler kurdu bana. Ben çok utanıyorum. Yani sizin odanıza girip kilitli kutudaki bir şeyleri okuduğunu mu söylüyorsunuz? Korkunç bir şey bu. İnanılır gibi değil. Nasıl böyle bir şey yaparlar? Lütfen bu konuyu Adnan Bey'le paylaşmayın. Sizden rica ediyorum. Onların da söyleyebileceğini zannetmiyorum. Biz odaya girdik, kilitli bir şey açtık diyemeyeceklerine göre. Hmm.
Benim için gitme zamanı geldi. Sakın. Aklınıza bile getirmeyin bunu. Bihter Hanım benim anladığımı anladı. Ben artık böyle bir şey yaşandığını biliyorum. Şimdi siz de biliyorsunuz. Artık olmaz. Deniz. O çocuklar size emanet. Eğer gitmeye kalkarsanız annelerine verdiğiniz sözü tutmamış olursunuz. Ama ben daha ne kadar dayanabilirim ki? Peki, çocuklara ne diyeceksiniz? Adnan'a nasıl açıklayacaksınız gidişinizi? Rica ederim gitmeyin. Bu durum bizim lehimize dönüşene kadar sabredin. Belki evdeki durumlar değişir demek istiyorum. Kim bilir? Hayat neler gösterir? Göreceğiz.